Melikşah Bey merhabalar. Bugün Albaraka Türk'ün yeni bir fintech çözümünün lansmanını gerçekleştirdiniz ama öncesinde Albaraka'nın fintech ekosistemi içerisindeki geçmişten günümüze gelen macerasını bizimle bir paylaşır mısınız? Evet, yani dijital özelinde, fintech özelinde baktığınız zaman aslında yeni maceramız başlıyor. 2014'te biz bu gelişmeleri takip ederken öncelikle kendi içimizde bir dönüşüm yapmak istedik. Bu çerçevede içeride Big Bang dediğimiz ve ardından keşfet dediğimiz yapılar, yani inovasyonu teşvik eden, yeni fikirleri teşvik eden mekanizmalar kurmak istedik. Bu bizim için aslında yönetsel ve kültürel bir dönüşümü de tetiklemeye başladı o dönemlerde. Bunun bugün faydalarını görüyoruz. Yani birçok bugün kurum, banka olsun olmasın, yeni gelişmelere, fintech'tir veya kendi sektörüyle alakalı teknolojik gelişmelere aracılık yapmaya çalışıyor, destek vermeye çalışıyor içeride dışarıda. Ama neticede çok fazla bir şey üretmiyor. Somut, elle tutulur çok fazla bir şey olmuyor. Bizim Albaraka garajımız, hızlandırma merkezimiz açıldığı ilk sene 10 proje aldık içerisinde. 9'u devam etti. 7'siyle biz bankada somut proje ürettik. Ürün çıkarttık. Bu muazzam bir başarıdır. Yani bunu başkaları da gelip görünce Türkiye'ye, yabancılar da gelip görünce takdir ediyorlar. Bu senede çok güzel projelerimiz var. Bu dediğim gibi o kültürel dönüşümden büyük ölçüde etkileniyor, tetikleniyor. Biz bunun devamını istiyoruz. Yani bu konuda yatırım yapabilirsiniz, inkubasyon merkezi kurabilirsiniz, Ar-Ge merkezi kurabilirsiniz ama o kültürel dönüşüm olmadığı zaman sürdürülemez hale geliyor. Bu kültürel dönüşümün bir sonucu olarak zaten bir fintech ile işbirliğine de giderek bugün Alneo'yu tanıttınız. Alneo nedir? Hangi probleme çözüm getiriyor? Alneo aslında birçok fintech'in ve yeni bir şey değil, mantık olarak yeni bir şey değil, adreslemeye çalıştığı ödeme sistemlerini adresliyor. Burada biz aslında ödemek için herhangi bir maddi mekanizmaya gerek duymadan tamamen yazılım üzerinden yapılabilecek bir ödeme sistemi kurduk. Alneo büyük ölçüde o. Bu şu demek, esnaf tarafında tamamen mobil bankacılık, mobil platform üzerinden bir uygulamayla ödeme alabileceği, gene ödeme yapan müşteri tarafında da kredi kartı olabilir, telefonunu yakına tutarak olabilir ve hatta yanında cep telefonu veya kredi kartı olmadan da tamamen telefon üzerinden, işte yakınından, eşinden, dostundan SMS attırarak ödeme yapma imkanı sunan, aslında bugün Türkiye'de çok ciddi anlamda yatırım görmüş olan POS cihazlarına ihtiyaç duymadan ödemeleri özellikle esnaf tarafında, küçük işletmeler tarafında kolaylaştıracak bir platform. Bugün lansmanı yaptınız ama 2019 yılının her bir çeyreğinde bazı hedefleriniz var. Alneo nasıl gelişmeye devam edecek? Alneo yani geri planına biz yapay zeka da koymak istiyoruz. Neticede bu sadece bir ödeme işlemini kolaylaştıran bir mekanizma, yazılım değil, altyapı değil. Aynı zamanda verilerin de oluştuğu bir altyapı. Bu veriler küçük işletmelerimize özellikle, keza müşterilere kendi harcama trendleri, işletmeler açısından hangi sektörde, hangi lokasyonda sektör olarak sektörle kıyaslamasını yapabileceği veriler sunacak. Bu anlamda geri planına yapay zeka koymayı düşünüyoruz. Ardından yine bir cep telefonuna bağlanacak cihazla birlikte doğrudan çipli okuma, yani kredi kartlarını çipli okuma, fiziksel temas yapabilme imkanı sağlayacağız. Son aşamada inşallah yıl sonunda da yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Son olarak Türkiye'deki fintech ekosistemini yurt dışıyla birlikte kıyaslayarak gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce nereye doğru gidecektir önümüzdeki yıllarda? Türkiye bu bakımdan gerçekten çok avantajlı. Çok geç girdi bu sürece ama nüfusunun gençliğinden ve heyecanından ve girişkenliğinden kaynaklı olsa gerek çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı bu ekosistem. En büyük handikapımız işi geleneksel yöntemlere yapmaya başlıyoruz. Dediğim gibi bu konuda destek veren kurumların en önemli eksikliği karar mekanizmalarının değişmemiş olması, geleneksel şekillerde yürüyor olması, kültürlerin hala aynısı, eskisi
gibi olması. Bu değiştikçe biz bu alanda çok ciddi uluslararası başarılı imza atarız diye bir gözüküyor. İkinci en önemli sıkıntı finansman konusunda. Yani başlangıçta belki çok ihtiyaç olmasa bile belli aşamalardan sonra bu şirketlerin ve girişimlerin desteklenmesi lazım. Bu konularda henüz Türkiye zayıf ama bu anlamda inşallah yakın zamanda güzel gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum.